Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Kat planı çizerken sizlere şuradaki gördüğünüz kapıları aslında bir dinamik blok oluşturarak çok rahatlıkla gelip buralarda yerleştirebileceğinizi söylemiştim. Şimdi onu yapacağım aslında. Sizlere bir dinamik blok örneği yapacağım. Tabii ki siz pencerelerinizde ya da diğer çizim objelerinizde de bloklamayı, dinamik bloklamayı kullanabilirsiniz. Bunu sadece işte kat planında vesaire düşünmeyin mekanikçilerin de çok rahatlıkla kullanabileceği bir özelliktir dinamik bloklama dediğim gibi fazlasıyla işinizi hızlandıracak geliyorsunuz yeni bir AutoCAD sayfası açıyorsunuz klasik bir AutoCAD sayfası şimdi buraya gelip bir kapı çizeceğiz L enter dedim hep 8'e düzgünleştirdim klasik bir kapı yapıyoruz arkadaşlar L enter dedim tıkladım bir de 90 sağa doğru gittim şimdi güzel Şuraya bir tabii ki arc çizeceksiniz. E bunu da nereden yapalım? Bakın start and direction geldiniz. Buraya tıkladınız. E buraya tıkladınız. Şöyle tıklayarak klasik bir yay yaptınız. R, C ile rekten komutuyla buraya bir dikdörtgen yapıyorsunuz. Eksi 7'ye eksi 10 dedim. Buradaki ölçüleri siz kendi kapınızın ölçülerine göre girebilirsiniz. Yani buradaki ölçüleri tabii ki referans almazsınız. enter dedim. Tıkladım aşağı doğru Enter enterla. Şuradaki gördüğünüz yeri yaptım. Tabii ki şu kasayı ifade edecek. Burası da ee, duvarı duvar yakalamak için kullanacağım çizgiler. Birazdan çok daha net anlayacaksınız neden bunları yaptığımı. Bunu gelip seçip Mi Enter Enter'la mirrorluyorum. Tam merkezden tıklayıp aşağı doğru çekiştirdim. Güzel. Buraya kadar muhtemelen herkes yapacak. Şimdi bundan sonraki yaptıklarımı çok dikkatlice takip edin ve adım adım siz de uygulayın. Hemen R, -E Enter'la bir dikdörtgen çiziyorsunuz. Şu gördüğünüz köşenin birazcık üstüne mouse'unuzu hareket ettirin. Bir Enter diyerek köşenin 1 mm üstünden çizim yapıyorsunuz. Yani yine geliyorsunuz. Şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. En aşağıdaki. Yine aşağı doğru hareket ettirin. Yakaladıktan sonra bir enter deyin. E güzel. Şurayı şu gördüğünüz alanı aslında bir dikdörtgenle kapladınız. Şimdi bu dikdörtgeni neden yaptık? Hemen wipe out komutuna giriyorsunuz. Bakın w i p e out. Enter dediniz. İlk olarak pull line'ı seçiyorsunuz. Gelip bu yaptığınız dikdörtgeni seçip yes olarak seçiyorsunuz. Ne oldu? Bu yaptığınız dikdörtgenin arkasına gitti bütün çizimler. Silinmedi. Şöyle göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Buralarda duruyor. Şaşırmayın yani. Tekrardan wipeout komutuna girin. Enter'a basarak aynı komuta girebilirsiniz. Bu sefer de frame stay'in bakın off diyerek ne yaptınız? Buradaki çizimi geri plana attınız. Bir nevi kapattınız. Gizlediniz yani. Şimdi de başlangıçta yaptığınız şu çizimleri seçin. Buradaki yayı seçin. Ve bunları sağ klik yaparak draw order deyip öne göster öne taşı deyin. Şimdi ne oldu? Sizin yaptığınız çizimler önde olduğu için görünüyor. Arkadaki yaptığınız yerde bakın şurada duruyor. Hiçbir şey silinmedi. Sadece bir önde görünüyor. Diğeri arkada. Eğer bu şu gördüğünüz yeri öne taşımasaydım bu sefer şunları göremeyecektim. Bunları neden yapıyorum? Birazdan planınıza işte bir rastgele bir katın içerisine yerleştirdiğimde göreceksiniz. Duvarın içerisine, içerisine yerleştirdiğimde bunu görebileceksiniz. Buraya kadar yaptıysanız artık dinamik bloklama işlemine girebiliriz geldiniz klavyeden B Enter diyerek bloklamaya blok e, tanımlamasına giriyorsunuz buraya geldiniz kapı yazdınız pick pointe gelip tıkladınız dediniz ki benim pick pointim burası yani yakalayacağım yer burası olacak select object deyip bütün çizimi seçtiniz enter dediniz klasik bir blok tanımlama işlemi yaptınız bunu zaten standart e, kat planı videosunda da anlatmıştım. Bunda zaten bir durum yok. E geldiniz, okey dediniz. Şimdi bu yaptığınız blok işin en başlangıcı sayılır ama ne işe yaradığını da göstereyim. Yani şu anki şu haliyle bile ne işleminiz yarıyor. Buraya bir e, klasik bir duvar çizeceğim. Hızlı çizebilmek için multiline kullanacağım. ML dedim. İşte buraya da scale'inde 20 mm olarak girip şöyle bir şey çiziyorum. Siz bunu klasik Düz çizgilerle de çizebilirsiniz. Bakın içeriye yaptığım bloğu getiriyorum. Tıkladığımda ne oluyor? Hop kapının yerini sizin için açmış gibi görünüyor değil mi? Gayet güzel. Tam olarak istediğiniz istediğinizde bu zaten. Bunu yazıcıdan alın. Aynen şu gördüğünüz gibi çıkacaktır. Yani daha yeni oluşturduğunuzu, dikdörtgen oluşturduğunuz, Wipeout komutunu girdiniz, gizlediniz. Aslında bunu ayarıyor. Şimdi bunu gelip seçin. Bakın şöyle taşıyın. Hop gördünüz mü? Yani dolayısıyla bir planda rahatlıkla kapının yerini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Şu anda tabii kapı için konuşuyorum. Siz bunu mekanik parçalarınızda vesaire de aynı mantıkla uygulayabiliyorsunuz. Güzel ama tabii bu işin en başlangıcıydı. Bu birinci aşamasıydı. Geldiniz tekrardan şu bloğunuzun üstüne çift tıkladınız. Karşınızda gördüğünüz gibi blok düzenleme sayfası çıktı. Yine buna da gelip çift tıklayın. Bloğun içine girin. Artık şu gördüğünüz sayfa bloğu düzenleme aradınız. Yani bu, bu gördüğünüz bloğa bazı özellikler tanımlayacağız. Birincisi şu, e, tabii ki bunu uzatmak istiyorsunuz. Sonuçta kapınızı biraz uzatabilirsiniz. işte şu yayı biraz daha geniş yapabilirsiniz vesaire. Bunu da yapabilmek için hemen parametrelere Geliyoruz. İlk başta lineer bir doğru atıyoruz. Bakın buradan şu gördüğünüz yeri ben öncelikle bir uzaklık olarak bir lineer bir uzaklık olarak tanımlıyorum. Geldim tıkladım ve sadece bu aralığı seçtim aslında. Bundan sonra şu gördüğünüz action'ı görüyorsunuz. Yani aksiyonlara gidiyorsunuz ve streçleyeceksiniz. Nereye streçleyeceksiniz? Şu gördüğünüz hani tanımladığınız ya uzaklık. Evet. Şu noktadan streçleyeceksiniz ve streç, streçleyeceğiniz bölge şurası olacak ve hangi objeleri streçleyeceksiniz? 1, 2 tıklayarak seçiyorsunuz. Şu sizin arkada olan dikdörtgeniniz var ya bakın hala duruyor. Sadece üstüne gidin zaten seçebilirsiniz. 3. Üç. Bu üçü streçlenecek. Enter dediniz. Zaten şurada streçin ikonunu görebilirsiniz. Şimdi bunu bir test edelim isterseniz. Bakın test blok görüyorsunuz. Bakın ne oluyor? Gelip tıklıyorum üstüne. Şu ok çıkıyor zaten. Tıklayın. Hop güzel. Uzattınız. Bu çok güzel bir şey ama tabii ki ne olması lazım? Şu yayın da doğru orantılı bir şekilde e, ölçeklenmesi lazım. Yani ne olması lazım? Boyutunu buna göre ayarlaması gerekiyor. Dolayısıyla close dediniz ve şunu da atacaksınız. Ne yapacaksınız aslında? Şu gördüğünüz iki çizginin scale olması gerekiyor. Geldiniz scale'e tıkladınız. Yine bu uzaklıkla orantılı olacak. Şu yay ve şu gördüğüm çizgiyi enter dedim. Ne olacak? Scale olacak, ölçeklenecek. İsterseniz bunu da close block editor diyerek bir görelim. Save dediniz. Bakın ne oluyor. Geldim, seçtim. Ok çıkıyor zaten. Basıp tutup hop gördünüz mü? Üste doğru kapının yayı ve kendisi de uzadı. Malumunuz kapınız büyüdüğünde o yayda uzaması gerekecek. Buraya kadar her şey tamam galiba. Bu ikinci aşamasıydı. Evet, bu şimdilik eğer bu yönde çalışıyorsanız gördüğünüz gibi işinizi gelecek. Ama bu gördüğünüz kapı bazen diğer tarafa olması gerekiyor, bazen aşağı doğru olması gerekiyor. Şimdi de onlara doğru geçelim. Yine geldiniz, çift tıkladınız, kapıya da geldiniz, çift tıkladınız. Şimdi ne yapalım? Şu yönleri halledelim. Valla şöyle. Sadece uzaklığı birazcık aşağı taşıdım. Şu ok var ya şu ok. Bakın oku da seçip birazcık dışarı doğru götürüyorum ki daha rahat seçebileyim. Bir önceki komut vardı ya. Onda işte seç, şekli seçtiğimizde içeride bir yerde görünüyordu ok. Şimdi geldim dışarı taşıdım ki daha rahat bunu uzatabileyim. Her neyse ne demiştim? Yönlerini değiştirmek istiyorum. Geldim parametreye. Tabii ki ne olacak? Bakın burada flip yani yön. Geldim ve diyorum ki şuradaki yerden şu gördüğünüz yere ikinci bir flip yani döndürme yeri seçiyorum. Bu arada şu geldiniz oku için de merkeze doğru götürün. Şart değil ama daha rahat seçebilmeniz adına. Güzel. Bu ne olacak? Tıkladığınızda yukarı, tıkladığınızda aşağı doğru götürecek. Aksiyona gittiniz ve flipi görüp seçtiniz diyorsunuz ki güzel. Bakın şu parametrede ben iş yapacağım ve bütün çizimi seçtikten sonra enter diyeceğim. Şimdi yine aynı şekilde ne yapalım? Test bloğa gidip bir bakalım. Test edelim. Geldiniz. Çiziminizi seçtiniz. Bakın ok daha rahat bir yerde şimdi. Güzel. Bunu zaten yapıyorduk. E yönü nasıl değiştireceksiniz? Tıkladınız oka aşağı gitti. Tıkladınız yukarı gitti. Gayet güzel görünüyor. Şimdi isterseniz close test deyin. Normal çizim içerisinde bir bakın. Güzel. Save diyelim. Şimdi şunu uygun formatta birazcık küçültelim. Tamam. Ve bunu geri tıklayarak bakın yönü görüyoruz. Tıkladım aşağı gitti. Gayet güzel görünüyor. Tıkladınız yukarı gitti. Bu çok işinize yarayacak değil mi? Bu işlerle uğraşan insanlar için gerçekten veli nimet diyebilirim. Bir diğer hususta ne? Bunu gördüğünüzü sola doğru, sağa doğru döndürme olayı. Aynı şeyi yapacağız. Hiçbir fark yok. Geldiniz, çift tıkladınız, geldiniz bu bloğun içerisine girdiniz. Yine parametre olarak tanımlamanız gerekiyor. Flip'e tıklıyoruz. Şu gördüğünüz yeri bir döndürme ekseni olarak tanımlayacaksınız. Bakın buraya yazdınız. Aksiyona gittiniz, action'a. Flip'e gelip şu gördüğüm parametreye gelip bir defa tıkladım. Şimdi yazıyor zaten objeleri seçti, bütün her şeyi döndürmek istiyorum. Enter'a bastım. Bakın oku gördünüz değil mi? Şurada yer alıyor. Bunu da şöyle bir defa tıklayıp uygun bir yere götürüyorum. Yine rahat döndürebilmek adına. Close dedim. Save dedim. Çizimde görelim bunu. Geldiniz, seçtiniz. Oku görüyorsunuz. Tıkladınız yön değiştirdi. Tıkladınız diğer tarafa doğru döndü. Tıklıyorsunuz aşağıya dönüyor. Hatta seçiyorsunuz. Şöyle birazcık daha uzatabiliyorsunuz. Arkadaşlar gayet güzel görünüyor değil mi? Şöyle. Şöyle. Efendim hayır olmadı. Şöyle döndürelim. Bunu da bir aşağı döndürelim. Artık siz nasıl isterseniz. Evet gayet güzel görünüyor. Şimdi tabi şöyle de bir durum var. Her zaman böyle olmaz. Dikine olacak. işte çapraz olacak. Tekrardan ben bir şöyle altı line çizeyim yine 20 olsun. Değil mi? Değiştirmeyelim. Evet, diyelim. F8'e basıp evet, aynen böyle. Şimdi bunun üzerine kapı getirmek istediğinizde ne olacak? Tabi direkt olarak getirirseniz şöyle çok da hoş olmayacaktır. Bakın tıklayın bir görün. Değil mi? Böyle olmaz. Bir kontrol Z diyelim. Tekrardan bloğunuzun içine gidip çift tıklayın. Düzenle Çok basit bir işlem yapmanız gerekiyor aslında. Güzel. Bunu da parametrelere gidip bakın. Hizalamayı görüyorsunuz. Diyorsunuz ki base point olarak yani yakılacağınız nokta olarak burası. Şöyle mouse'u hareket ettirin. F8'e basın ki yansık olmasın. Tıklayın gitsin. Bakın bu gördüğünüz çizgi artık sizin için bir baseline olarak yani hizalama çizgisi olarak göründü. Close deyin. Save deyin. Şimdi tekrardan eğer içeri çağırırsanız bakın mouse'u götürdüğünüzde istediğiniz gibi yakalıyor. Mouse hareket ettirdiğinizde de diğer yönlerde zaten yakalamanızı sağlıyor. Tıkladınız ve kapınızı buraya güzel bir şekilde getirdi. Hatta gelin şunları da yapalım. Yönü değiştirelim. İşte bir tık uzatalım. Bu yön yanlış dediniz. Döndürdünüz. Döndürdünüz. Tabi böyle yaptığınızda bazen şu çizgiler tekrardan görünebilir. Buna da takılmayın. RE yapın. Yani bir çizim yenileyin. Enter dediğinizde zaten çizimin kendisini yenileyeceğini göreceksiniz. Evet dinamik blok bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar ve beğenilerle varlığınızı hissettirebilirsiniz. İyi günler.